Geçtiğimiz iki gün önce Avcılar'da bir kaza oldu. Bu Avcılar'daki kazada çok sayıda kardeşimiz yaralandı. Cenab-ı Hak yaralanan kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada AK Parti Gençlik Kolları, AK Parti Gençlik Kolları önlüğünü giyen birkaç tane genç kardeşimiz bir yanlış ifade kullandılar. Elbette bu yanlış ifadeyi tasvip etmeniz mümkün değildir. Ama o büyük kazayı o çocukların üzerine yıkacak kadar densizleşmeyi de kabul etmemiz mümkün değildir. O çocuklar yanlış bir ifade kullanmışlar. O ifadeyi elbette bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Ama kazanın sanki kendi, evet, o büyüklüğü, o acısı, o şeyi bir tarafa bırakılmış 15-18 yaşındaki iki çocuğun kullandığı ifade üzerine yoğunlaşmış. O yetmiyormuş gibi, şimdi bu cümleleri duymaya hazır olun. O yetmiyormuş gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef haddini aşan hadsiz bir ifade kullanmıştır. Ve bu ifadeyi kullanırken şöyle diyor: anne babalara, çocuklara AK Parti'ye çocuklarını göndermemelerini. Ben de diyorum ki eğer bir çocuğa bir yere gitmemesi tembihlenecekse orası da yalanın ve ifsadın merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun en temel, en büyük örneği de 3,5 seneden beri İstanbul'u sürekli yalanla yönetmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sayın Başkan yalan arıyorsa bu ülkede yalanın kurumsal merkezi olan ve kendisinde rozetini taşıdığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne baksın. Ayrıca Sayın Başkan, hadi oradan derken AK Parti'nin söylediğini söyleyeceksin. Ayrıca Sayın Başkan, yalanın ve ifsadın merkezi arkadaşlar, Cumhuriyet lütfen, Halk Parti'ye gidenlerin bu toplumun değerleriyle nasıl yabancılaştırıldığını, nasıl ötekileştirildiğini görmek istiyorsa düşmanın adını söyleyemeyen Türk sayara baksın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti ile ilgili söylediği bu ifade hadsizliğin ta kendisidir. Kendisine iade ediyorum. Unutmayın. AK Parti 21 yıldır hiçbir zaman bu millete yalan söylememiştir. AK Parti 21 yıldır milletimize hangi sözü verdiyse sonuna kadar yerine getirmiştir. AK Parti 21 yıldır milletimize omuz omuza yürümüştür. AK Parti 21 yıldır milletimizle gönül bağını hiçbir zaman için koparmamıştır. AK Parti 21 yıldır iyi günde, kötü günde her zaman milletiyle yan yana olmuştur. AK Parti 21 yıldır adaletin, liyakatin, dürüstlüğün, samimiyetin, emeğin merkezi olmuştur. Siz ne derseniz deyin, hangi yalanı söylerseniz söyleyin, hangi iftirayı atarsanız atın, AK Parti bu milletin ta kendisidir. Şimdi 30 yıl
20 küsur yıldan beri bu ülkeyi yöneten ve hiçbir zaman için milletine sırtını dönmeyen bir siyasi harekete, bu siyasi hareketin merkezine laf söyleyeceksiniz. Biz de duracağız. Ya biz bu ülkeyi inşa ediyoruz. Milletin geleceğini inşa edecek. Biz susacağız, siz konuşacaksınız. Yok öyle yama ya. Yok öyle yama. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O parayla anket yaptırdığınız firmalar var ya, sizi fena yaratıyorlar. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %24-25 kilitlenmiş duruyor. Mühürlenmiş, gitmiyor ileriye. Ve şimdi siz son günlerde niye paniklediniz biliyor musunuz? Niye birbirinize düşmeye başladınız biliyor musunuz? Bir türlü 24'ten yukarıya tık demiyor. 24'ten yukarıya çıkamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İftira atıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bir türlü olmuyor. Siz bu milletle gönül bağı kuramazsınız. Çünkü siz bu milletin değerlerini kendinize değer olarak kabul etmiyorsunuz. Şimdi evet. Şimdi bu kadar anlattım. Belki içinizden şunu söylüyorsunuz. Ya başkan, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da başka Cumhuriyet Halk Parti Belediyesi'nin hiç mi faydası yok? Bunu soruyor olabilirsiniz. Elbette siz her gün satıyorsunuz. Burada her gün geçiriyoruz. Senin başkanın Beylikdüzü'de 9 tane mi 10 tane mi satmış? Evet. Arkadaşlar lütfen biraz sakin olalım. Sayın Atip. Bu yönetimin hiç mi faydası yok diye içinizden soruyor olabilirsiniz. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten Türkiye'ye de millete de bir faydası var. Bu çok önemli bir fayda. Nedir derseniz, evet, CHP zihniyetinin ve onun başkanının İstanbul'u yönetme aklı ve becerisinin olmadığını 25 yıl aradan sonra bütün Türkiye'ye yeniden hatırlattı. Ne dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı? Biz Türkiye'yi belediyeler gibi yöneteceğiz dedi, değil mi? Öyle söyledi değil mi Genel Başkan? Peki söylüyorum size. Şu anda Türkiye'yi belediyeler gibi yöneteceğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi aslında çok önemli size bir örneklik veriyor. Şimdi soruyorum size. Adalet dediler. Adalet kelimesini dahi utandıracak işler yapıyorsunuz. Efendim, namus sözü verdiler. Hiç kimseye atmayacaklardı. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde babası AK Partili, annesi AK Partili, dayısı AK Partili, amcası AK Partili diye 15 bin kişiyi kapıya koydular. Başka? Liyakat kavramı bizde baş tacıdır dediler. Örgüt toplantılarında nasıl parselasyon yapıldığını bütün kamuoyu gördü. Başka? Partizanlık, adam kayırmacılık bizde olmayacak dediler. Bütün CHP'lileri yönetim olarak, yönetici olarak doldurdular. Başka? Şeffaf olacağız dediler. Sadece İETT'de CHP'li bir vekilin mali müşavir olduğu firmaya, evet, 2,5 milyarlık ihaleyi verdiler. Şimdi son günlerde başka şeyler de çıktı. CHP'li bir eski vekil açıkladı. Yahu 3 yılda lime lime dökülmeye başladınız. 3 yılda.
3 yılda lime lime dökülmeye başladınız. Ne açıkladı? Sadece CHP'lilere değil, yandaşlara da veriyorlarmış. Onu açıkladılar. Şimdi onun için söylüyorum. Sayın Başkan. Şimdi onun için Sayın söylüyorum. Sayın Başkan, 1,5 saate geldik. Çok sakin gidiyorduk. Biz de şaşırdık yani, dedik yeni dönemde böyle heyecan istiyoruz. Çok güzel, heyecanı da yakaladık ama toparlayalım artık şimdi, lütfen. Şimdi ben buradan aziz milletimiz, hani filmlerden önce fragmanlar vardır İsmet abi, bilir misiniz? Şimdi aslında aziz milletimiz şu anda bu aldatıcı fragmanları izledi. Bu aldatıcı fragmanları izledi. Aziz milletimiz 2023'te, 2024'te bu filmi izlemeye gelmeyecek Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle düşünün. Aziz milletimiz bu filmi izlemeye niye gelsin? Bir yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, hedeflerimin %60'ını gerçekleştirdim diyor. Sonra biz itiraz edince %40'a düştü. Avcı hikayeleri vardı ya meşhur. %40'a düştü. Sonra %40'a düştü. Biz de çıktık bir hesap yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı acaba hedeflerin %kaçını gerçekleştirmiş olabilir diye. Tatil hedeften %100'ü. O daha fazladır. Evet. Çok adaletli, çok evet reel, bütün bilimsel verileri dikkate alarak icraat bazlı değil, sayı bazlı analiz yaptık. 100 hedefinden 5.9. Yani yüzlerinden 5. Sınıfta kaldı. 6 olsun haydi. Buyurun. Şimdi size soruyorum. %60'ını, %40'ını gerçekleştiren bir belediye başkanı olsa ne olması lazım? Örneğin 100 bin konuttan şu anda hadi 40 diyelim, 40 bin konutun bitmesi lazım. Mesela 100 bin kapasiteli araç otoparktan 40 binin bitmesi lazım. Mesela 30 yüzme havuzundan 12'sinin bitmesi lazım. Hepsi sıfır. Hepsi sıfır. Buyurun. Hepsi sıfır. Şimdi buradan şunu söylüyorum. Ya sizi acıttığını çok iyi biliyorum. Sizin gerçekleri İstanbullulara paylaşmamda size çok ağır geldiğini de biliyorum. Ama kusura bakmayın, sizi rahatsız ediyorum. Şimdi buradan aziz milletimiz, bakın ne dedim, fragmanı izledi, bu filme gelmeyecek. Ve Allah'ın izniyle bu aziz milletimiz bu filme gelmediği gibi 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü bir şekilde devlet başkanı seçecek. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan yeniden en güçlü devlet başkanı seçilecek. Ve şunu da unutmayın, 2024'te de burada AK Partili bir belediye başkanı olacak. Ben beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum.